Her teknoloji sancılı doğar. Yapay zekanın da sancılı doğduğunu ifade etmemiz lazım. Tarihin en büyük yapay zeka konferansı GTC 2024 gerçekleşti. Growth adını verdiği insansı robotunu, humanoid robotunu tanıttı. Ben Growth'u inceledim, altyapısını değerlendirdim. Tamamen insan gibi eğitilmiş, insan gibi düşünebilen, üretebilen her yapay zeka robotu Yeni fikir üretebilir, dolayısıyla kendi kendini geliştirebilir. Avrupa yapay zeka yasası kabul edildi parlamentoda. Hı hı. Ülkemiz hı hı. dahil değil Avrupa ülkelerine ama Evet. E, yasada da daha çok deepfake'in üzerinde durulmuş. İnsanların temel haklarına yönelik açık ve net bir tehdit oluşturularak değerlendirilen yapay zeka sistemleri yasaklanacak. New York Times, Washington Post gibi gazeteler, dünyanın büyük gazeteleri şu an birçok, şirkete, Microsoft'a, efendim OpenAI'a ciddi davalar, telif davaları açmaya başladılar. Yani dolayısıyla yasanın mutlaka revize edilmesi gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu dijital telif yasasını konuşuyor. Yapay zeka kanununun artık ivedilikle gündemimize gelmesi şarttır. İnsanlığın sonunu mu getiriyor yapay zeka? Direkt sorayım. Artısıyla eksisiyle, faydalarıyla zararlarıyla. Yapay zeka olumlu bir gelişme midir? Evet, olumlu bir gelişmedir. Fakat yapay zekayı kontrolden çıkaran bir sisteme doğru evirirsek bu dünyayı ciddi bir tehditle karşı karşıya kalacağız. Bir kez daha merhaba ya. sevgili izleyenlerimiz, takipçilerimiz. Profesör Doktor Ali Murat Kırık karşımda. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarım Anabilim Dalı Başkanı, Bilişim Uzmanı ve Dijital İletişim Araştırmacısı. Yine de size tanıtmak istedim. Zaten çok iyi tanıyorsunuz. Yapay zekanın yükselişiyle beraber sağ olsun iyi ki var her yerde onu görüyoruz. Değerli bilgilerinden faydalanıyoruz. Hocam nasılsınız? Hoş geldiniz. Müsaadenizle hoş bulduk. Ee, sizin de kanalınız hayırlı uğurlu olsun inşallah. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Böylesine bilmemiz gereken bir konuyu evet. ben de birazcık yansıtmaya çalışıyorum izleyenlere. Oğlum. Anormal bir şekilde e, ilerliyor, çok hızlı ilerliyor ve ben yetişemiyorum. İnanın ben haberleri yetişmeye çalışıyorum. Öncelikle fikrinizi sormak istiyorum. Yapay zekanın bu denli hayatımıza entegre olmaya başlamış olması biraz beni ürkütüyor. Siz bir uzman olarak ne düşünüyorsunuz bu hızlılıkla ilgili? Evet, gerçekten sizin de ifade ettiğiniz gibi çok hızlı bir değişim ve dönüşüm var teknolojide. Zaten biliyorsunuz internet teknolojisiyle dijital mecralarla ciddi bir değişim dönüşüm yaşanmaya başlamıştı. Artık yapay zeka ile birlikte pik yaptı diyebiliriz. Çünkü bu gelişmelerin arkasında artık veri ve işlem gücündeki artış var. Algoritma geliştiricilerin ve yatırımların artmasının da bu noktada artı olduğunu ifade etmemiz gerekir. Ama tabii bu noktada geçmişe de dönmemiz lazım. Ta 1930'lu yıllarda aslında yapay zekanın temellerinin atıldığını görüyoruz. İşte Alan Turing'i görüyoruz. Orada makinalarda insanlar gibi düşünebilir mi düşüncesinin hakim olduğunu görüyoruz. Çünkü bugün teknolojideki değişim ve dönüşüm ki Kanadalı iletişim bilimci Marshall McLuhan'ın da ifade ettiği gibi yani burada teknolojik bir determinizm var. Yani bugün teknoloji hayatımızı belirleyen bir unsur halini almaya başladı. Çünkü bugün sosyal medya, dijital iletişim teknolojileri, akıllı telefonlar, tabletler ciddi manada artış göstermeye başladı. Günde ortalama 8 saat internette vakit geçiriyoruz. Günde ortalama 3 saat kişi başına e, sosyal medya mecralarında vakit geçiyoruz. E, bu rakamları düşündüğünüzde gördüğünüzde artık hayatımızın tamamen dijitalize olduğu ve belki de biz dijital vatandaş, dijital yurttaş olduğumuzu ifade etmemiz gerekir. Bu gelecek yıllarda da bu ciddi hızlı yükselişin çok daha farklı noktalara evrileceğini düşünüyorum. Ama siz de az önce biraz bahsettiniz, değindiniz. Siz de mümkün olduğunca ben görüyorum yani farklı AI uygulamalarından bahsediyorsunuz. İşte e, bakın böyle bir uygulama gelişti işte yüz konusunda, ses konusunda, görüntü oluşturma konusunda bunları aktarıyorsunuz, örneklerini veriyorsunuz. Bunlar da güzel çünkü bunları topluma aktarmamız lazım. Ama bu işin arka planı yani background'unda da çok ciddi bir korku olduğunu ifade etmem lazım. Çünkü bu korku ciddi manada beni de sarmış durumda. Çünkü her noktada teknolojiye evrilen dünyada bir birey olarak bizim de bunlara kayıtsız kalmamız söz konusu değil. Ama bu birey olarak bizim de yapay zeka ile birlikte bu iletişimimizin, ilişkimizin ciddi manada artması demek gelecek yıllarda insan zihnini istediği gibi düşünememesi, insan zihnini istediği gibi kullanamaması anlamına geliyor. Düşünmeden, işte tartışmadan, konuşmadan bazı unsurların aydınlanması, bazı içeriklerin ortaya çıkması Selda Hanım çok zordur. Yapay zekandaki en büyük korku da bence bu. İnsan düşüncesinin yerine geçebilmesi ve insanı manipüle edebilmesi bir güç halini alması. Hep şunu söylüyorlar insanın yönettiği insanın oluşturduğu bir teknoloji insanı bu noktada etkileyebilir mi? Olumsuz bir noktaya evirebilir mi? Evet evirebilir çünkü bu kendi kendini geliştirebilen bir yapay zeka. Yine ilerleyen dakikalarda belki konuşacağız. Yani artık robotların belki de hakimiyetinin olduğu bir dünya düzenine doğru ilerlemeye başladık. Robotların insanlarla savaşının artık canlı canlı aktarıldığı ve tartışıldığı bir gündem var. Dolayısıyla bu hızlı yükselişin belki de ilerleyen günlerde bir ket vurulması, kete uğraması bence e, muazzam olacak çünkü aksi takdirde gelecek yıllarda bu var olan korku bizi ciddi manada e, farklı noktalara evirebilir ve tüm dünyada bu var olan atmosfer olumsuzluk ortaya koyabilir. Bu da beni bir akademisyen ve bu alanda çalışan bir araştırmacı olarak korkutuyor efendim. Evet evet kesinlikle hepimizi aynı şekilde korkutuyor. Ee, tabii ki iyi anlamda sağlıkta özellikle kullanıl kullanıldığı uh -huh. alan da e, biraz da yüzümüzü güldürdüğü alanlar var. Şimdi bu daha iki gün önce e, tarihin en büyük yapay zeka konferansı GTC 2024 gerçekleşti. E, robotics dediğiniz az önce hemen oraya bağlamak istiyorum. Orada Nvidia CEO'su inanılmaz iki saatlik bir konuşmayla konferansı açtı. Arkadan hemen bir tane e, Growth adını verdiği insansı robotunu, humanoid robotunu tanıttı. Ee, şu ana kadar çıkan e, Optimus'tan yani Tesla'nın robotundan diğer tüm robotlardan çok daha üstün olduğunu videolardan öğrenmeye sahip olduğunu e, vesaire anlattı. Bu da e, beni daha fazla korkuttu. Robotik dünyası inanılmaz ilerliyor hocam. Ne düşünüyorsunuz? Evet şimdi şöyle söyleyelim. Dediğiniz gibi geçtiğimiz günlerde e, bir skandal patlak vermişti. 2021 yılında gerçekleşen bir olay yeni yeni medyaya düşmüştü. Neydi bu olay? Elon Musk'ın Tesla fabrikasında evet. e, bir robotun mühendise saldırması söz konusuydu. Mutlaka siz de takip etmişsinizdir Selda Hanım, hatırlayacaksınızdır. Evet. E, bu olay tabii ki niye medyaya yansımadı? Çünkü eğer o olay medyaya yansımış olsaydı, yapay zekanın gelişimine ciddi manada bir sekte vurulabilecekti ve insanlarla artık mücadele eden robotlar bir gündem oluşturacaktı. Dolayısıyla yapay zekanın gelişimi ve bu noktaya evrilmesi söz konusu olamayabilirdi. Bu saklandı. Ve şu an benim tahminime göre birçok olay buna benzer birçok olay saklanıyor. Neden saklanıyor? Çünkü sonuçta teknoloji şirketleri bu alanda Öncül olmak istiyorlar bu alanda, hakim olmak istiyorlar. Dolayısıyla bu tarz olayları, bu tarz olumsuzlukları gündeme getirmeyerek, yansıtmayarak bir şekilde mühendislerle de yapmış oldukları gizli sözleşmeler, gizli anlaşmalar aracılığıyla bu olayların e, tabiri caizse buzdağının görünmeyen yüzünde kalmasını sağlıyorlar. Her teknoloji sancılı doğar. Yapay zeka'nın da sancılı doğduğunu ifade etmemiz lazım. Şimdi sizin belirttiğiniz GTC 2024 e, konferansı ki ben de seyrettim. Siz de belirttiniz CEO'nun 2 saat yapmış olduğu çalışma. Şimdi burada Nvidia'nın ki geçtiğimiz yıllarda benim de çocukluğumda e, hepimiz bilgisayara çok ilgi duyardık. Nvidia çok güzel ekran kartları oluşturan grafiklerinin 10 evet. numara 5 yıldız olduğu bir ekran kartıydı. Video verilerden robot hareketleri üreten insansı robot sizin de ifade ettiğiniz gibi Grot'u tanıttı. Ben Grot'u inceledim. Alt yapısını değerlendirdim. Tamamen insan gibi eğitilmiş. Yani küçük yaşlarda biz nasıl önce annemiz babamız tarafından eğitim alıyoruz. Daha sonra işte okulda ilkokul öğretmenimiz tarafından eğitiliyoruz. Daha sonra ortaokul, lise, üniversite derken işte Selda Hanım bizlere belli bilgi aktarılıyor, tecrübe aktarılıyor, deneyim aktarılıyor. Aynen burada da görüntüler bir şekilde robota aktarılıyor ve bu sayede robota derin öğrenme işlemi gerçekleştiriyor ki zaten yapay zekanın temeli derin öğrenme, makine öğrenmesi ve dil işleme modellerinin bileşkesi üzerine dayalı. Şimdi bu geçmişte işte bilim kurgu filmlerde izlediğimiz birçok sahnenin artık belki bundan sonra karşımıza çıkabilmesine hemen kuvvetle muhtemel olduğu ve artık bu çağa geldiğimizi görüyorum. Robotlar daha gelecekte önemli bir rol oynayacaklar. Bunun bir göstergesi olarak Groot'u ifade edebiliriz. Groot'u diğer robotlardan ayıran en temel özellik daha akıllı olması, daha eğitilebilir olması örnek verelim bir engel olduğunda o engeli atlayabileceğini biliyor çünkü o bilgi de verilmiş ona o bilgi de öğretilmiş yani konferansta söylenen bilgiler tamamen doğru en azından yapay zeka tabanlı bir robotun e, bu noktalara gelmesi hakikaten takdire şayan ama bir o kadar da e, düşündürücü endişe vericidir çünkü insan gibi düşünebilen üretebilen her yapay zeka robotu yeni fikir üretebilir dolayısıyla kendi kendini geliştirebilir. İnsan da öyledir. Kendi kendini geliştirebilir. Fikirden fikir üretebilir. Burada da tamam bunu bir belki mühendis oluşturdu, yazılımcı geliştirdi. Fakat altında yatan en temel etmen eğer bu fikri alıp farklı bir fikirle bir araya getirebiliyorsa o zaman yeni fikirlerin, yeni düşüncelerin çıkması da kuvvetle muhtemel oluyor. Dolayısıyla bunların kontrol altına alınmaması ki yasalar şu an ciddi manada yetersiz. Var olan, tartışılan yapay zeka yasaları bu noktada çok da önemsenir değil benim gözümde. Dolayısıyla Grot özelinde belki bunu konuşuyoruz ama ilerleyen yıllarda Grot vari birçok robotun çıkacağını ifade edebiliriz. Çünkü geçmişte bilgisayar teknolojilerinde, geçmişte işte efendim içerik üreticiliğinde e, rekabet eden teknoloji şirketleri, firmaları buna hep open AI var şu an mesela ciddi manada işte Google'ı görüyoruz Microsoft firmasını görüyoruz ki onların da biliyorsunuz yapay zeka sohbet robotları gelişim gösterdi Google Bart diye çıkarttı sonra Gemini'ye döndürdü efendim işte Microsoft'un Copilot'ı var ondan sonra. E, OpenAI zaten hepimizin bildiği ChatGPT var 2022'nin sonunda e, hayata merhaba diyen daha doğrusu kullanıcı bazlı bir şekilde artık hizmet vermeye başlayan e, ama siz de dediğiniz sağlıkta tıpta kullanılıyor işte Rusya'da GigaChat var özellikle sağlık alanında kullanılıyor e, hastalıkların teşhisi noktasında ciddi manada kullanıldığını görüyoruz e, şimdi bunları bir araya getirdiğinizde bu bileşke içerisinde evet çok fazla veri var çok fazla teknolojik gelişmeler söz konusu ama ama bunun kontrolünün ortadan çıkması demek artık gelecek yıllarda e, insana olan ihtiyacın azalması ve e, yavaş yavaş göreceğiniz robot personelin iş yerlerinde çalışmaya başlaması, robot insan etkileşiminin ortaya çıkması ve gelecek yıllarda bu da işsizlik ve istihdam sorunlarını beraberinde getirebilir. Çünkü bu robot yük taşıyor. Engel atıyor, efendim var olan görev ve misyonları yerine getiriyor. Yani tamamen aslında bir işçi kapasitesinde bir verim ve performans sergilemiş oluyor. Zaten yani e, bu yapay zeka sohbet robotlarının tabiri caizse vücut bulmuş hali diyebiliriz evet. bu robotlara. E, kendi kendini geliştirebilen robotlar. E, dolayısıyla Selda Hanım bu gelecekte çok daha fazla konuşulacak, çok daha fazla tartışılacak ve işte belki şu an dediğimizde bize inanmayan insanlar gelecek yıllarda bunları tartıştığımızda ya evet bu aslında bu işin doğuşunda ifade edilmişti, söylenmişti. Şimdi gerçekten hayatımızda bu tecrübeyi de edinmeye başladık diyecekler. Umarım geç olmadan bunun önüne geçilir ve hukuki olarak da gerekli adımlar atılır ve şirketlerin, firmaların bir şekilde kontrolü devletlerce sağlanmış olur. Aksi takdirde çok ciddi bir sorun bizi bekliyor olacak. Evet, e, tabii e, ülkeler arasındaki savaşların da boyut değiştirdiğini görmeye başlayacağız. Yapay zeka kontrolsüzce yerlerse. Geçen hafta hocam bir de Avrupa Yapay Zeka Yasası kabul edildi parlamentoda. Hı -hı. Ülkemiz Hı -hı. dahil değil Avrupa ülkelerine ama evet. e, yasada da daha çok deepfake'in üzerinde durulmuş. E, Abi. E, ses ve görüntü kullanmayla ilgili. Ama Hı -hı. çok yok evet, işler... olduğunu düşünüyorum. -hı. -hı. Evet çok haklısınız. Yani Selda hanım siz de zaten bu, bu alanı yakından takip ettiğiniz için tüm gelişmelere hakimsiniz yani o yüzden hakikaten sizin e, kadar herhalde olalım. Yok estağfurullah. Yani hani ben en azından gördüğüm kadarıyla söylüyorum. Yani sizin kadar e, yani modere eden bir kişinin bu kadar hakim olduğunu ben görmedim en azından onu ifade edeyim. Şimdi Avrupa Parlamentosu ve üye olan ülkelerin sizin de belirttiğiniz gibi onayının ardından yapay zeka yasasının işte 2025'in sonu 2026'nın başından itibaren artık bütün Avrupa Birliği ülkelerinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. Şimdi dünyada bir ilk olması nedeniyle önemli Şimdi de öldür hakkını yeme demişler bu düzenleme önemli ama yapay zeka bu uygulamalara karşı temel ve hak ve özgürlüklerin işte demokrasiyi hukukun üstünlüğünü ve bu noktadaki çerçeveyi korumayı hedefliyor. Ee, siz de belirttiniz bu yasaya baktığımızda yüz tanımı işte güvenlik kamerası ve internet görüntülerini de içeren veri tabanlarının oluşturulması gibi geniş kapsamlı yapay zeka uygulamalarını yasaklıyor. İşte bunların Çin'de uygulandığı dolayısıyla işte burada insanları davranışlarından dolayı ödüllendiren ya da cezalandıran takip sisteminin de yasak olacağını ifade ediyor. Hani her zaman konuştuğumuz George Orwell'ın 1984 romanı var. Büyük birader bizi izliyor ve takip ediyor dediğimiz e, hakikaten Çin'de şu an o sistem var. Özellikle yapay zeka aracılığıyla yüzler tanınıyor, otomatik olarak cezalar ya da ödüller veriliyordu. Eski. Şimdi burada ha Evet sosyal puanlama. Şimdi değerli izleyicilerimize şundan bahsedelim Selda Hanım. Yani bu dört kategori nedir az önce ifade ettiğim. Ondan sonra belki sizinle de bunun artılarını eksilerini tartışırız. Yeterli olup olmadığı konusunda zaten az önce biraz değindik ama en azından daha detaylı bir şekilde aktarmış olalım. Şimdi bu yeni yasayla birlikte artık risk temelli bir yaklaşım izleniyor. İşte bu uygulamanın oluşturacağı riskler. dört kategoriye ayrılmış. Bir tanesi en yüksek bir tanesi en düşük, bir tanesi kabul edilmez, bir tanesi de e, spesifik şeffaflık riski olarak ifade ediliyor. Şimdi Selda Hanım gelelim kabul edilmez riskin ne olduğuna. İnsanların temel haklarına yönelik açık ve net bir tehdit oluşturularak değerlendirilen yapay zeka sistemleri yasaklanacak. İşte ne oluyor? E, burada az önce söylediğim bahsettiğimiz Çin'de var olan sosyal puanlama dediğimiz ödül ve ceza sistemi, vatandaş takip sistemi ve insan davranışlarını manipüle etmeye çalışan yapay zeka sistemleri kesin bir dille yasak. Çünkü burada işte dini, efendim siyasi ya da cinsel kimliklere dayalı biyometrik tanımların biçimleri ya da iş yerlerinde okullarda duygu tespit sistemlerinin kullanılması yasak olacak. Çünkü artık yapay zeka sizin yüz ifadenizden duygunuzu anlamaya başladı. Kamuya açık alanlarda bunu yasal gerekler hariç olmak üzere polisin, kolluk kuvvetlerinin amaçları doğrultusunda işte gerçek zamanlı uzaktan biyometrik tanımlama ya da biyometrik sistemleri kullanmakta yasaklanacak. Fakat bir spesifik ayrıntı ifade edeyim size sadece ve sadece ciddi bir suçtan aranan bu bir terör olabilir bu bir işte bombalı saldırı olabilir birini Gizleme, kaçırma gibi hedefli bir arama yapılıyorsa insanları tanımak için yapay zeka kullanıma izin verilecek. Ama bu da sadece dediğim gibi devletin onay verdiği ve kolluk kuvvetlerinin bu noktadaki kontrolü içerisinde olacak. Şimdi bir de dedik ki, ikincisi dedik yüksek riskli, i̇şte yargı, su, enerji, sağlık ve biyometri gibi, Hayati öneme sahip alanları yönetmek için kullanılan yapay zeka sistemleri bu kapsamda yaralı. Bu alanlarda kullanılan e, yapay zeka uygulamaları için risk azaltma sistemleri kullanılır. İşte faaliyet günlüğü tutma, ayrıntılı belgeler, net kullanıcı bilgiler, insan gözetimi gibi katı kurallar getirilmiş olacak. Dedi ki üçüncüsü nedir? spesifik şeffaflık riski. Biliyorsunuz kullanıcılar ne yapıyor artık günümüzde? Belki sizde de kullanıyorsunuzdur. ChatGPT, işte Gemini, Copilot bu tarz sohbet robotları gibi e, yapay zeka sistemlerini kullanırken işte bir makinayla bulunduklarının etkileşimde farkında olmadan e, bunları gerçekleştiren kullanıcılar vardı. İşte ne yapıyorsunuz? Siz yazıyorsunuz, cevap veriyor size. Bazen ne yapıyorsun? Bir sohbet havasında gidiyoruz ve bunların veri tuttuğunu unutuyorduk. Evet. İşte bu alanda biyometrik sınıflandırma veya duygu tanıma sistemi içeren uygulamalar konusunda kullanıcıların bilgilendirilmesi gerekecek. Yani hani artık biz bir ses kaydı aldığımızda bir firmada şirkette görüşme yaparken bunlar tutuluyor diyoruz ya burada da artık bu şirketler şeffaflık riskini sağlayacak ve bunları mutlaka işte duygulara yönelik analiz için tutulmaktadır ya da işte dediğim gibi sizi tanımak için tutulmaktadır gibi açık ve net bir şekilde bu ifadeleri vermiş olacak. Bir de dördüncüsü dedik düşük risk artık insan hakları ve güvenliği açısından daha düşük e, risk düzeyine sahip olan yapay zeka destekli öneri sistemleri ya da spam filtreler gibi uygulamalar daha esnek kurallara sahip olacak. Çünkü yapay zeka artık işte bir yazılım geliştirecek ve size otomatik olarak mail gönderebilecek video gönderebilecek, içerik gönderebilecek bunlar düşük risk kapsamında yer alıyor Selda Hanım. Bunların da önüne geçilmesi amaçlanıyor. Yani bir daha değerli izleyicilerimize aktaracak olursak düşük risk, şeffaflık riski, yüksek risk ve kabul edilemez dediğimiz e, risk faktörleri Dört kategori kapsamında yer alıyor ve yeni yasa dediğiniz gibi ses ve görüntü üzerine kurulmuş durumda yani dediğiniz gibi Deepfake'in önüne geçmek için kurulmuş durumda ama veri ihlalleri ya da gelecekte yaşanacak robotik suçlar konusunda belli adımlar atılmamış bunların da ben elzem olduğunu düşünüyorum bunlar atılmazsa sizin de belirttiğiniz gibi şirketlerin ve firmaların bu içerikleri üretirken ya da yapay zekayı geliştirirken alması gereken önlemlerin Açık ve net bir şekilde konulması artı yasanın konulması da yetmez bu şirketlerin denetlenmesinin artık elzem olduğunu ifade ederiz bunlar denetlenmezse Selda Hanım, gelecekte çok daha fazla yapay zekaya yönelik ya da bu robotlara yönelik tartışmaları çok daha fazla çok daha sık duymaya başlayacağız ve bu durum aslında e, bütün dünyada insanoğlunda korku panik ve endişe oluşturabilecek. Evet korku panik dediniz de bu arada son olarak şunu e, yapay zeka yasası ile ilgili e, hani Avrupa Birliği ülkelerinden değiliz biz Türkiye olarak ama sonuçta Avrupa'dan Amerika'dan bu yazılım şirketleri bize ulaştığına göre yine e, biz kullanıcı olarak bu saydığınız maddeleri bilmemiz önemli değil mi? Tabii çok güzel söylediniz bakın şu an hukukta çok büyük bir açık var evet. yani şu an mesela telif konusunda evet. ciddi problemler var yapay zeka ile oluşturulan metinler ciddi manada telif ihlallerine sebebiyet veriyor. New York Times, Washington Post gibi gazeteler, dünyanın büyük gazeteleri şu an birçok şirkete, Microsoft'a, efendim OpenAI'a ciddi davalar, telif davaları açmaya başladılar. Bu işin bir de telif ayağı var. Yani medya ayağı var. Yani bunları da göz ardı edemeyiz. Yani dolayısıyla yasanın mutlaka revize edilmesi gerekiyor sadece ses ve görüntünün olması yetmiyor. Artık Türkiye'de de yapay zeka aracılığıyla işlenen suçlar bakın artış göstermeye başladı. Nitelikli dolandırıcılık ciddi manada artmaya başladı. Deep fake en büyük korkuyu oluşturmaya başladı. Avrupa bir ülkesi olalım ya da olmayalım. Bu yasayı mutlaka göz önünde bulundurmalı ve bu yasaya benzer bir yasanın ivedilikle Türkiye'de de çıkarılması son derece önemli. Şu an bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu dijital terif yasasını konuşuyor. Bence yapay zeka yasasının ki ben Selda Hanım katıldığım programlarda ya da yapmış olduğum açıklamalarda her zaman bunu ifade ediyorum. Hukuk bizim güvencemizdir. Hepimiz için güvencedir. Hukuk her vatandaşın hakkını korur. Dolayısıyla bizim için bu çok önemlidir. Yapay zeka yasasının, yapay zeka kanununun artık ivedilikle gündemimize gelmesi şarttır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bunu konuşması elzemdir. Bu noktada bizler de elimizden geleni yapar. Bu konudaki dünyadaki düzenlemelerden, işte Avrupa Birliği'ndeki temel düzenlemenin içeriğini aktarabiliriz. Yani bu iş artık tamamen hukukçular eliyle yapılacak bir noktada değildir. Bu işin akademisyen boyutu var, uzman boyutu var, yapay zeka mühendisi boyutu var. Çünkü artık bu noktada bir yöndeşme var. Yani birçok alan birbirine yakınsamaya başlandı. Dolayısıyla Selda Hanım, hepsi el birliğiyle bu noktada bir yasa ortaya koymak için çabalar çok ciddi bir başarı ortaya çıkar yoksa sadece hukukçuların bu tarz bir yasaya işte şu olması lazım bu olması lazım derse eksik kalabilir zaten şöyle düşünün mesela Adalet Bakanlığında ne vardır efendim bilir kişilik mefhumu vardır bilir kişilik mefhumu nedir işte o alanda uzman olan kişilerin onları değerlendirmesidir bilişim alanında olsun yapay zeka alanında olsun dolayısıyla ne oluyor onların da görüşleri kanaatleri uzman görüşleri son derece önemli oluyor yasaların hazırlanırken mutlaka uzman görüşlerinin de e, göz önünde bulundurulması gerektiğini düşünüyorum Benzer olaylar aslında yaşanmaya başladı bile hocam. Ee, yani ben şimdi aklıma geldi söylemeden edemeyeceğim. Önümüzde yerel seçimler var. Adaylardan evet. Gökhan Zan şu anda böyle bir şeyle yüz yüze e, deepfake ile gerçekleştirilen bir ses kaydı yüzünden. Başıma e, işte e, bu geldi adaylıktan e, şey, ihraç edildim. E, deepfake ile ilgili böyle bir dava açtı. Şikayetçi oldu. Bu ses kaydı benim değil dedi. Ee, yine benzer şeyler e, duymaya başladık bile, yani ülkemizde yaşanmaya başladı. Ya geçmişte hatırlarsanız e, ses ve görüntü işleminde özellikle siyasi alanda e, montaj dediğimiz kavram çok yoğun bir şekilde evet, karşımıza evet, çıkmaya evet, başladı. Evet. Artık o montaj kavramı yerine teknolojinin gelişim göstermesi ve yapay zekanın artık tap noktaya gelmesiyle birlikte fake halini almaya başladı. Bu geçtiğimiz seçimlerden önce de Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bazı görüntüleri vardı. Hatırlarsanız bunlar çıkmış da işte ben gerçek değilim aslında bu yapay zeka tarafından oluşturulmuş da konuşması, sesi, görüntüsü biliyorsunuz hatırlayacaksınız vardı. Teknoloji gelişmeye başladı ve ciddi değişim dönüşüm var. Tabii o olay... Ayrı yani o olayı hukuk belirleyecek sonuçta adli bir e, durumu artık evrilmiş durumda o ses görüntü incelenir analiz edilir onun deep fake olup olmadığı yani derin sahte aracılığıyla hazırlanıp hazırlanmadığı belli olacaktır efendim ama gelecekte sizin belirttiğiniz gibi çok duyacağız artık gözümüzle gördüğümüz ve kulağımızla işittiğimiz hiçbir şeye inanmamız gereken bir dönem içerisindeyiz. E şimdi eskiden derdik ki gözünle görmeden inanma, kulağınla duymadan inanma. Şimdi neye inanacağız? Şimdi, <laughs> neye evet diyeceğiz? Gerçekten böyle yapay zeka ile birlikte ciddi bir e, tartışma oluşmaya başladı. E bu durum tabii ki e, gelecekte çok daha fazla konuşulacak. Özellikle Selda Hanım siyasette bu deep fake kavramını çok fazla duymaya başlayacağız. Evet önce... ve görüntü. Evet, evet. bir an önce önlem alınması hemen yasalaşması gerekiyor dediğiniz gibi hocam son olarak şunu sormak istiyorum yapay evet, zekanın atalarından jeffrey hinton dedi ki eee yapay zeka insanlığı tehdit eder insanlığın sonunu getiriyor ve google'dan istifa etti geçtiğimiz sene on küsur yıldır bu yapay zekanın gelişimini adamış e, tüm hayatını eee evet, evet. Musk da diyor ki bir insandan daha zekiyiz. en zeki insandan daha zeki bir yapay zeka için 3 yılımız kaldı diyor. Ben bunları evet. dinleyince eyvah diye bir panik oluyorum tabii. İnsanlığın sonunu mu getiriyor yapay zeka? Direkt sorayım. Evet. Şimdi eee artılarını, eksilerini konuşalım. Madem biz e, şeffaf ve net bir şekilde değerli İzleyicilerimize Selda Hanım gerçekleri anlatmaya çalıştık dilimiz döndüğünce bilgimiz yettiğince şimdi eğitim, sağlık, finans gibi alanlarda çok fayda sağlayacak bir potansiyeli var iş gücü piyasası üzerinde etkili olabilecek. Bazı meslekleri ortadan kaldırabilecek, yeni meslekler ortaya çıkacak. Mesela yapay zeka mühendisliği, yapay zeka e, geliştiriciliği bunlar da ciddi manada artı sağlayacak. Üniversitelerde de şu an yapay zeka programlarının yavaş yavaş dahil olduğunu görüyoruz. Gök Başkanının bir açıklaması vardı biliyorsunuz eğitimde de yapay zekanın kullanı yeni programlar açılacağını ifade etmişti. Ben bunu çok ilgi çekici ve ülkemiz açısından çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü evet biz bunu ilk orta e, dereceli okullara vereceğiz, üniversitelere vereceğiz ama bunları kim verecek? Bu alanda kaç uzman var Türkiye'de gerçekten kendini yapay zeka alanında geliştirmiş. Tamam bunların dersini vereceğiz ve insanları yetiştireceğiz evet. diyoruz ama bu işin bir de altyapısı var efendim. Bu işin backgroundu var. Bu işe hakim olmak lazım. Ders koymak yetmez. Onun eğitimini de doğru vermek lazım. Keza aynı şekilde ÖSYM baş başkanlığından da bir açıklama vardı. Artık sorular yapay zeka tarafından oluşturulacak dendi. Bayram Ali Ersoy, bunlar ülkemiz açısından da ciddi manada gelişmelerdir. Aselsan, Havelsan yerli milli yapay zeka sohbet robotlarını üreteceğini söyledi. Baykar yine Selçuk Bayraktar aynı şekilde bir yapay zeka sohbet robotu üzerinde çalışacağını söyledi. Ülkemiz açısından takdire şayan. Dolayısıyla işin hem artısını hem eksisine bakalım. Yani fırsatları ve tehditlerini beraber düşünelim hep birlikte. Şimdi bu artıdır. Neden? Çünkü evet iş iş noktasında bize destek olacak, bize bir asiste edecek, sistem geliştirecek, bize yardımcı olacak ama her zaman yapay zekanın sunduğu bilgiler doğru değildir. Bir de siz insanı devreden çıkarırsanız kontrolü artık tamamen kaybetmiş olacaksınız. Dolayısıyla hem Jeffrey Hinton'ın sözleri hem Elon Musk'ın sözleri hem işte aynı şekilde efendim Bill Gates'in bu noktadaki açıklamalarını ben dikkate aldığımda incelediğimde değerlendirdiğimde evet onlar tabii ki işin teknoloji boyutunda oldukları için bunu artı olarak görüyorlar. Ama bu alanda siyasetçilerin bürokratların ya da bu alanda uzman kişilerin de bazı sözleri var. Mesela Amerikan Başkanı Joe Biden, yapay zeka büyük bir tehdit olarak karşımıza çıkıyor diyor. Yapay zeka'nın önüne geçilmezse insanlığa zarar verebilir diyor. Bunu bir siyasi Amerikan başkanı söylüyor. Aynı şekilde Türkiye'ye gelelim. Ne noktadayız? Türkiye'de de bu çalışmalar devam ederken ama bir anda da e, MIT müsteşarı İbrahim Kalın, MIT müsteşarı İbrahim Kalın ne diyor? Yapay zeka artık bir atom bombası kadar tehlikelidir diyor. Evet, gerçekten şu an bir atom bombası kadar tehlikeli. Eskiden hep bıçak örneğini verirdim sosyal medya için şimdi yapay zeka için bıçak örneğini veriyorum nasıl o dönem sosyal medya iyi ellerde iyi bir ilaç kötü ellerde silahsa aynı durumda sosyal medyayla işte dediğim gibi hani insanları linç de edebilirsiniz insanları övebilirsiniz bıçakla nasıl işte insan öldürebilirsiniz ama aynı zamanda e, ekmek doğrayabilirsiniz ince ince dilim dilim aynı durum burada da geçerli yapay zekayla da öyle yani insanlığa fayda sağlayabilir teknolojik gelişmeleri takip edebilir sizi asiste edebilir zamandan kazanım sağlayabilirsiniz ama yine teyit etmeniz e, zorunluluğuyla, ama bununla birlikte de efendim, işte bu tarz telif sorunlarını beraberinde getirecek yanlış bilgilerin dezenformasyonun yayılması sağlanmış olacak. Deep fake dediğimiz derin sahteciliğin artış göstermeye başlamasıyla birlikte yanlış bilgiler sosyal medyada adeta bir virüs gibi yayılacak. Sağlık alanında evet hastalık teşhisi noktasında kullanılabilirken çok ciddi manada zararlı maddelerin nasıl oluşturulacağından tutun insanlığa zararlı olacak silahların geliştirilmesi konusunda da yapay zeka kullanılabilir. E, yapay zeka, insan tanıma sistemleri aracılığıyla e, hedef alınabilir. Bunlar da baktığınızda ciddi bir dezavantaj olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu isimlerin hani sözlerini birlikte değerlendirdiğimizde işte Hinton'dan, Hinton'dan bahsettiniz, Hinton'dan bahsettiniz, işte Elon Musk'tan bahsettik efendim Bill Gates'ten bahsettik ve bu alanda birçok e, çalışan isim var. Yine teknoloji şirketi var, teknoloji firması var. Aynı şekilde Türkiye'de, dünyada siyasetçiler var, sanatçılar var. Mesela bir sanatçı şu an şunu diyebiliyor. Geçenlerde okumuştum. Sezen Aksu mesela kendisi söyledi. Yani benim sesim deepfake aracılığıyla kullanılmış ve bana şarkı seslendirilmiş diyor vefat eden sanatçılar Müslüm Gürses'i mutlaka izlemişsinizdir. Parlama arşı vardı bildiğiniz üzere. Zeki Müren'i birebir hani taklit etmiş. Derin öğrenme, makine öğrenmesi ile işleme modeliyle oluşturulmuş. E şimdi bunlar ciddi manada bir risk ve tehdidi beraberinde getirmiş oluyor. Şu an eğlence için gördüğümüz birçok husus gelecekte bir tehdit olarak karşımıza çıkacak. Sosyal medyada öyle değil miydi? Okul arkadaşlarımızı bulmak için çıktık yola. Daha sonra Cambridge Analytica skandalı patlak verdi. Kişisel verilerin çalınması ortaya çıktı. İnsanları manipüle eden bir mecra durumuna gelmeye başladı. Linç kültürü dediğimiz bir kavram oluşmaya başladı. İnsanların takip edildiği, gözetildiği tabiri caizse bir süper panoptikon oluşturulmaya başlandı. Aynı durumun yapay zeka için de ortaya çıkabileceğini söyleyebilmek mümkün. Artısıyla eksisiyle, faydalarıyla, zararlarıyla yapay zeka olumlu bir gelişme midir? Evet olumlu bir gelişmedir. Fakat yapay zekayı kontrolden çıkaran bir sisteme doğru evirirsek bu dünyayı ciddi bir tehditle karşı karşıya kalacağız. Robotların artık hakim olduğu bir dünya düzeni ortaya çıkmış olacak. Şu an belki bunları konuşmak için erken. Şu an için tabii ki tam olarak somut deliller veriler söz konusu değil. Fakat Selda Hanım ileride bunları çok daha fazla görmeye başlayacağız. Bir tuşla birçok olayı gerçekleştiren, insanları farklı dillerle konuşturan, yazdığınız metni çok rahat bir şekilde robot sunucuyla seslendiren bir noktaya doğru evrili söz konusu. Bugün medya bu alanda çok ciddi manada etkilenen birinci noktaya gelmiş durumda. Gelecekte çok daha fazla konuşmaya başlayacağız. Bir gün önce konuştuğumuzu bir gün sonra konuşamayacağımız bir teknoloji var. O kadar hızlı bir şekilde gelişiyor. O kadar hızlı bir şekilde ilerliyor ki ben bile takip etmekte bu alanda çalışan, derinlemesini irdeleyen bir akademisyen olarak bu alanda çalıştığım makalelerde söz konusudur. Araştırmalarda söz konusu, geliştirdiğim modellerde söz konusu. Dolayısıyla Burada aslında insana dair özelliklerin yani aslında insana ait olan ne varsa bir robota verildiğini düşünün. Bir insan da bebekken ne yapıyor efendim? Kaçımız bebekken bir suç işleriz? İşleyemeyiz çünkü artık kafamız bu noktada değildir. O evri, evreye gelmemiştir. Ne oluyor? Herkes günahsız doğuyor ama daha sonra ne oluyor? Suça karışıyor, o oluyor, bu oluyor. Ben yapay zekayı da öyle görüyorum. Yapay zeka doğdu şu an elimizde yavaş yavaş emeklemeye başlayacak. Emeklemekten sonra yürüyecek sonra koşacak. İşte o zaman belki Selda Hanım bundan 10 sene sonra çok daha farklı bir yapay zeka tablosu çizeceğiz. Hatta yapay zekayı geliştirenler kapalı kapılar ardında keşke bunları yapmasaydım. Keşke yapay zekayı geliştirmeseydim dediklerini çok duyuyorum bu sözleri ileride çok daha fazla duymaya başlayacak. Kesinlikle benim derdim değerli izleyicilerimize korkunç, ürkütücü bir tablo çizmek değil. Tam tersi farkındalığı ve bilinci arttıracak bir tablo çizerek bu alanda nelerle karşı karşıya kalacağımızı bilmeleri olacaktır. Daha ilerleyen günlerde bu konu çok su götürür, su kaldırır. E, i̇lerleyen günler bence çok daha fazla bu konuyu tartışacağımız, konuşacağımız, bu işin hukuki boyutlarını tartışacağımız, bu işin teknik boyutlarını tartışacağımız bir evreye doğru gelmeye başladı. Ne yapay zekayı bir melek olarak görmeliyiz, ne yapay zekayı bir öcü olarak görmeliyiz tarafsız bir şekilde değerlendirme yapıp ve her şeyi akli süzgecimizden geçirip sorduğumuz ve yapay zekanın bize cevap verdiği her şeyi mutlaka mantıki ve ahlaki süzgecimizden geçirmeliyiz. Çünkü bunların da bir mecra olduğu unutulmamalı, sahiplik ilişkisi olduğu unutulmamalı, tarafkir olduğu asla unutulmamalı. Bunları ben nerede gördüm? Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gördüm sorduğum sorulara verilen cevaplarda. Aynı şekilde işte şu an Filistin-Gazze meselesinde gördüm. Sorduğum sorulara verilen cevaplarda ciddi manada var olan cevapların manipülatif olduğunu gördüm. Dolayısıyla bu bilinçli olmamız, bilinçli bir şekilde kullanmamızın ben önemli olduğunu düşünüyorum. E, bu da benim kendi kanaatim Selda Hanım. Gerçekten Doğru. onlar şu anda bizim verilerimizden besleniyorlar. Chat GPT'ye e, hatta sorduğunuz zaman işte sen kimsin ne yapıyorsun birileri öyle sorular sormuş ki ben senden daha zekiyim gibi cevaplar da vermiş. Yani hani saklanan çok yazışma var. Chat GPT şu anda hala evet. GPT 5'e kadar giden ve geliştirilen bir şey hala. Ee, tehlikeli yanlarını e, görebiliyoruz aslında ama herhalde haberleştirilmiyor pek. Maalesef haberleştirilmiyor. Onun altında yatan en temel etmen de bunların haberleştirilmesi demek Selda Hanım. Ee, gelecekte bu noktada var olan uygulamaların önüne engel çıkacağı düşünüldüğü için var oluyor. Yani işte ben bunu söylersem, ben bunu haberleştirirsem bu noktada olumsuzluklarla karşı karşıya kalınabilir. Bir de bu teknoloji şirketleri medyaya reklam veriyorlar. Şimdi şöyle düşünün. Günümüz medyası açısından düşündüğünüzde şimdi siz bana reklam veriyorsunuz. Ben şimdi sizin aleyhinize bir içerik oluşturur muyum? Bir haber çıkartır mıyım? Aynı medyadaki yapı burada da geçerli. Ee, Selda Hanım bunları da bilmemiz gerekiyor. Yani o yüzden bunu bir melek olarak görmek işte bizim işimize gelecek. Bak ne kadar güzel. Hep olumlu gelişmeler aktarılıyor, anlatılıyor. Ben açıkçası bu işin arka planda bildiğim için işte sizlerin vesilesiyle bunları da anlatma imkanı, fırsatı bulduğumdan evet. dolayı ben bu noktada değerli izleyicilerimize bunları her zaman anlatmayı bir borç biliyorum. Zaten Selda Hanım, bakın göreceksiniz ileride çok daha fazla bu konuları tartışacağız ve sizlerle çok daha fazla bu evet. gündem olan maddeleri tartışacağız diye düşünüyorum kendi adıma. İnşallah güzel şeyler konuşuruz hocam ileriki günlerde. Biliyorum diniz şirkette borsada kağıtları var, hisseleri var. Düşmesini isterler mi? O yüzden de olumsuz Yapsın. şeyler çok konuşulmuyor tabii. Borsada hisseleri var. Kripto borsalarında şu an ciddi manada onlara uygun coinler oluşturulmuş durumda. Neden bunları olumsuzlukla görsünler, olumsuzlukla haberler çıkartıp bir şekilde bunların önünün e, engellenmesi istensin? Dolayısıyla yani artıları eksileri düşünmemiz lazım. Yani biz insanız. Diğer canlılardan ayıran en temel özellik düşünmemiz. Dolayısıyla bizim her zaman düşünmemiz gerekiyor. Beynimizi lütfen yapay zekaya teslim etmeyelim. Evet. Çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız hocam. Gerçekten iyi varsınız siz. Eee öğrenciler de yetişiyorlar. Onlara da çok ihtiyaç evet. var. Evet. Arkamızdan yetişiyor. Sayenizde bizler de hani Marmara Üniversitesi'nde Selda'nın görseleşme ve dijital medya programımız var. Orada program başkanıyım. Ben de öğrencilerime bu alanda gerekli bilgileri veriyorum. Uygulamaları gösteriyorum ki sizin de belirttiğiniz gibi yavaş yavaş bu alanda uzmanlar yetişsin. Ve aslında yaşayacağımız tartışmalar ve yaşayacağımız endişelerin önüne geçilsin. Ve e, tabii ki gerekli adımlar atılsın. Harikasınız hocam. Çok sağ olun. Kolaylıklar diliyorum. Biz de sağ olun. Gerçekler görüşelim. Hoşçakalın.